ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Merhabalar pek sevgili geekler, bir başka Seni Diyor'a daha hoş geldiniz. Bugün Cevdet Canver ve Can Sungur'la birlikteyiz. Sen atılmamış mıydın abi? Bumerang gibi atıyoruz, geri geliyor. Abi beni tekrar çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Sağ olun. Ama Ömercan'ı tutturamamışız bu sefer de galiba. Bir evet, tam evet. Yapamadık o işimizi. Evet. Seni alıp Ömercan'ı kovduk. Vallahi billahi. Neyse, Ömercan bazı kişisel nedenlerden dolayı bir kafa izni aldı çıktı. Yakında geri gelecek, sinema günlüklerinde de zaten belirtmişti Cevdet. Ondan sonracığıma o yüzden Ömercan yok aşağıda. Ömercansız bu program izlenmez yazarsanız da sizin bileceğiniz iş. Siz de vallahi Ömercan olmadan tadı çıkmayacak gibi, bilmiyorum yani. Ben de bilmiyorum yani. Gerginim hoş. Değilim ben. Dur bakalım ne olacak, sen de göreceksin. Ömercan'ın yerine değilim abi. Ha tamam. Ömercan da olsa ne güzel olur burada 4-4, 3-3 gibi. 3-3, 4-4 sanırım yavaş yavaş. Tamam, sen ne diyorsun sizin? Ömercan, Can ve CT'nin. Tamam. Ben konuşuyoruz bu hafta. Ömercan'ın Can ve CT'nin derken nasıl Cevdet gibi dediğinin farkındasın değil mi? Tabii tabii yavaş yavaş. CT dedim ya. Yavaş yavaş. Oradan. Cevdet'in. Devletin bütün kalelerine, iskelelerine, tersanelerine sızıyor yani yavaş yavaş. Kamulaştırdı bizi. Neyse oraları göreceğiz. Cevdet'in. Cevdet. CT değil mi? Cevdet. God of Mischief, ne konuşacağımızı söylemeden direkt okumaya başlıyorum. Hep senin yüzünden. Evet, bak, mind trick yaptım. Bu hafta iş mülakatları, okul mülakatları, kısaca kötü geçen mülakatlarımızı konuşuyoruz. Biri de aşağı yorum olarak yazmış ki, bunu şimdi yani hatırladığım için, işte en kötü filmler, en kötü mülakatlar, siz de yani iyice şeye döndünüz, o ne diyor'ya döndünüz demiş biri. Çünkü bunlar onu diyorun satın aldığı, tek elinde bulundurduğu. Tabii ki. Ve gerçekten öyle konular yani. Whatever ya. Hadi bir şey de onu diyor ile ilgili. Beklerler senden. Hadi. Ama. Boş boş işler ya. O ne diyor belli değil. Yani. YouTube'a yorum yazan herkes kardeşimdir bundan sonra. Zerre sikimde değilsiniz. Kardeşlerini siklemez Can. Buradan bunu anlıyoruz. Yazıklar olsun ya. Ne boş yazıklar boş insan olsun. Bunlar ya. Yazıklar olsun. Senin canını nasıl sıkacağımı biliyorum ben. Sık. PTT. Ya 4.30'da kapanıyor abi. İnanılmaz ya. Yağmurun altında dedik gidelim şey yapalım. 4.30'da da kapatmışlar abi. 4.30. Abi 4.30 nedir ya? Hiç açma. Erken hiç açma abi. Öğlen tatil de veriyorlar biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bir saatte orada. Neyse. Oh. Özel işletme değil mi kardeşim? Paramızın peşindeyiz. Bu ne demekse şimdi iyice. Ben de bir şey ne olduğunu da bilmiyorum. Kapıma kağıt bırakmışlar. Gideyim alayım diye. Ne geldi onu da bilmiyorum yani. Hani belki çin şokta tırt bir şey çıkacak en yani. Sonunda böyle hay falan diyeceğim. Saçma sapan. Ya da belki kayyum. Ya da belki nakit para göndermişlerdi. Ya da ödeme bekliyorum. Kapatın kapatın. PTT'yle gelince gerildim işte. O yüzden ben dedim gideyim. Celp melp olmasın oğlum. Ooo. Geek yapar da konuştuğunuz Ines Bator'un şeyi neyse o kötü dediniz diye daha artık hadi bakalım celp, mahkeme celbi 110 dakikalık kara delik mi dediniz, gelin mahkemede yemin konuşalım ederim. Ne canlı yayın yaparız ha mahkemede. Yolunda ağlarım çıkışında ayrı ağlarım. Evet, evet. Ne tutardım o iş. Abi, tabii. Böyle onun izlenmesi garanti. Kesinlikle haberlerde çıkar işte o meşhur mahkeme diye. American Horror Story neydi? American bizi Drum cam kafeste Story. Yargılarlar böyle. American Crime Story. Bu işte Turkish Crime Story. Evet evet. Bence olsun ya. Yani. YouTube bize dava açsın. Yok o kadar da kaşınmamak lazım. Şimdi yaracak aşağı seni. Kapasın. Hashtag Enes Batur bize. Doğrudan da. Cevdet Canver açabilirsin. <Hay Allah. gülüyor> Lan ben o videoda yoktum bile. Ne kaşınıyorsun oğlum o zaman? Bizi ateşin altına atıyor. Bizi ben de sizdeyim kardeşim. Ayıp ediyorsun. Orada duracağım. Kardeşim, sayın hakim itiraz ediyorum. Kardeşim neredesiniz? Ben trafikte takıldım ya gelemiyorum. Kusura bakmayın. Direkt satıyor değil tanık mi? Olarak seni alacağız. God of Mischief demiş ki akademisyen olarak yurt dışında bir laboratuvara gözlemci olarak gitmek istedim ve benzer alanda çalışan isimlere mail atmaya başladım. Bu tarz olaylarda maillere çok nadiren cevap gelir. Ben de bana gelen benzer maillerin çoğuna cevap vermediğimden süreci biliyorum. Ne kadar ayıp. Evet ya. Ne kadar ayıp yani. Evet akademi dünyası işte.
Bu yüzden birçok kişiye mail gönderdim. Çalıştığımız alanda tam bir rockstar olan bir bilim insanı var. Alanın muhtemelen en ünlü ismi. TED konuşmaları, bir sürü dile çevrilmiş onlarca kitap, yüzlerce makale. Ortalama bir lab bile mailleri sallamıyorken muhtemelen dünyanın en yoğun insanlarından biri olan bu adama mail atmaya gerek yok diye düşünsem de bir noktada çok da bir şey beklemeyerek öylesine bir mail yazdım. Beni mi kastediyor ya? Bana öyle bir mail gelmedi. Yok abi. Dıp dıp dıs. Michiko Kaku'yu keşfetmek. Her şey tamam. Var ya zamanda yolculuk yapan Japon. Tamam. Ben ondan bir sonra ünlüyüm. Aynen. Değil mi? Doğru. Uzun uzun burada yaptıklarımı, onların labında neler yaptıklarını anlattım. Özgeçmişim ektidir diyerek maili bitirdim ve gönderdim. Yarım saat sonra cevap geldi. Şaşkınlık içinde açtım. Özgeçmiş ektidir demişsin ama ekteki bambaşka bir dosya. Karıştırdın galiba, tarzı bir şey yazıyordu. Ne porno mu yolladın çocuğum? Hayır ya, bilmiyorum ne yolladın. Abi adam o kadar işin içerisinde. Devam var mı? Bir de böyle yani nasıl okunmaz falan filan dünyasında. Adama CV yerine alakasız saçma sapan bir dosya göndermişim. Şaşkınlık dehşete dönüştü. Durumu hayda. Aynı şey mi? Yapmıyor muyduk? Hayır ya. İlerisini alıyoruz şu anda. Tamam. Durumu düzelteyim derken bir mail de yanlışlıkla boş göndererek adamın gözünde başarılı akademisyen profilinden evet son hızla uzaklaşmış olduk. Buna rağmen beni kabul etti ve 2 yıldır o labda çalışıyorum diye bağlamak isterdim ama bütün bunlar geçen hafta olduğundan hikayenin henüz bir finali yok maalesef demiş. O zaman arkadaşın nicki neydi? God of Mischief. Yani ama şimdi nasıl tanıtacağız ki biz bunu? Adamı bilmiyoruz. God of Mischief'ten çıkmaz. Bizden biz araya girelim diyecek. Araya gireceğim vallahi. Çok insandır falan. Yok senin canım. İşini yapıyorduk tam şu anda o laboratuvardaki işini. Yok be, attı mailin CC'sini ekini düzgün koyamayan laboratuvarda neler yapar acaba? Almayın. Tabii gavur. Don't hire this man. He's evil. No. You're next Obama. You're next. Bu ne? Bilmiyorum. Şu anda hayranlıkla izliyorum sizi. Excalibur Matata demiş ki. Evet. İyice saçmalıyoruz. Evet. Nick'ten. Evet. Şeflerim. Bu yaz başımdan geçmiştir dedik. Cebimize üşmüş kırış kırsın. Girsin bir yerde garsonluk komedik yapalım. Neyse Ankara'da kalite mekanların birinde bir iş vardı. Bakam dedim. Bahşişten köşe olacak tarzda. Niye böyle çocuk? Evet ya. Böyle yazmış, ben de böyle okuyorum. Ne yapayım ben? Nasıl öyle yazmış? Ne koymuş yani? Ya şu kalite mekanlardan biri falan değil de böyle beni oluyor. Beni torbacı gibi okumu yazmış çocuk abi. Hayır abi. Parantez içinde. Please read like. Poşet adam yazmamış yani. Bahşişten köşe olunacak tarzda bir mekan. Gittim, konuştuk, ettik, tamam dedi. Şef garson gibi bir abi. Hemen bana belden bağlamalı bir şey verdi. 2 dakikaya geleceğim dedi. Ben de giydim çıktım. Yanlış, çık oradan, çık. Ay evladım, nerelere gitti? Ay görüyor musun? Müşterilerin oraya mekanda benden başka ne garson ne bir şey var. Artık kahvelik olsun diye geçtiler mi? Bir köşeye beni mi test ettiler? Ne oldu bilmiyorum ama müşteri akıyor. İlgilenecek bir tane adam yok benden başka. Heyecanlıyım falan. Herkes bana bakıyor. Gelsin sipariş verelim diye. Ben içime doğru sıçıyorum. Tecrübe falan az. Bir de ben hiçbir şey bilmiyorum. Senelerce mekana gittiğimde ne gördüysem onu taklit etmeye çalışıyorum. Neyse aldım böyle masalara, menülere... Menü vere vere ilerliyorum. Gözüm ama öbür çocuklar da gelsinler diye etrafta. Hala gelen yok. Heyecan bastı. Millet bastı beni. Millet sipariş vermek için el kol yapıyor. Neyse gittim, kağıt falan yok tabii. Adamlar kol gibi sipariş veriyorlar. Adrenalinden beynim nasıl acıdıysa. Fişek gibiyim. Her şeyi kaydediyorum ama her şey le la ile falan başlıyor. Fransızca menünün yarısı. Beynim kaynıyor. Bir yandan da bu kahpe çocukları nerede onu düşünüyorum. Tam çıldırmalık. Siparişleri girmek için bir panel var. Onda da şifre var. Ben bittim ama kanter içindeyim. En son baktım umut yok. Kimse gelmiyor. Ne sipariş girebiliyorum. Siparişler de aklımda karıştı. İçeri gittim üstüne. Yedikleri şeyi çıkardım. Normal müşteri gibi çıktım. Arkama bakmadan gittim. O yazdan beri bir daha ne garsonluk ne komilik tövbe ettim. Şu an yazarken bile sinir bastı. Terledim de. Abi bence yapabilecek en şık hareketi yapmış yani sonunda. Ya iş görüşmesine giriyorsun ve önlüğü bağlayıp seni ortaya atıyorlar. Bence çok yani. Güzel bir ders vermişsin. Keşke siparişleri de karıştırarak söyleyip içeri öyle gitseydin.
Kimseyi bulamamış abi çocuk. O da çok tuhaf. Koca mekanda başka hiç kimse nasıl? Kamera şakası gibi yani. Abi evet ya, ne acayip. Çok tatsız. Zor iş ama. Vallahi. Zor iş tabii ki. Zor. 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 Hizmet sektörü zor. Milletin aptal aptal kaprisleriyle uğraşıyorsun. Yani. İnsanla uğraşıyorsun yani. Günde 11 saat ayakta. Bravo. Tebrik ediyorum. Ben de yaptım bu arada. Hizmet sektörü arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum. Ne yaptın? Askerde hizmet sektöründeydim ben. Şey. Evet tabii, çalgıcı olarak. Çalgıcı olarak. Ya tabii sorma abi. O restoran senin, bu restoran benim, çalıyorduk devamlı. Askerlik askeri çok zordu ya. Evet abi. Gerçekten. Abi neler çaldım ben. Bir gün tam böyle bir şarkının ortasındayız. Komutan girdi içeri. Bereket girdim abi. En çok ne çaldırıyorlardı? Adanalı dedi, çal dedi falan. Komutanın şarkısıydı. O ne zaman girse şeyi çalardık. Kar beyazdır, ölüm var ya. O. Biz onu komutanı görüyorduk. Çal, kar beyazdır, ölüm. Keşke sevdiği şarkılardan bir şey çalsaydınız abi. Komutan o bize dedi ki ben bunu seviyorum. Bunu çal dedi, beni gördükçe dedi. Beni gördükçe. Evet evet, biz de çaldık. Adam albay tabii yani. Emir verdi, biz de okey dedik. Filmlerde de falan Darth Vader hep sahneye girince aynı müzik çalıyor ya, onu özenmiş. Böyle görüntü. Onu yani kar beyaz. Çok da karizma bir komutan değilmiş. Evet, evet. Buradan kendisine de saygılar diliyorum. Saygılar. Komutanım 323. Saygılar olmaz lan, selamlar mı olur, ne olur? Ne bilmediğimiz işler arkadaşlar. Evet, ben bas çaldım, ne bileyim oğlum. İşte aramızda tek askerlik yapmış adam da bas çalmış yani. Ondan sonra aileyi eleştirin siz daha askerler falan. Ben yaptım oğlum askerliğimi. Evet, nerede yaptın? Anlatırım bir sonraki programda. Ooo. Hype. Hype. Askerlik hype'ı. Donner Noble demiş ki bir arkadaşın tavsiyesi üzerine çok da kalifiye eleman aranmayan bir yere acele şekilde WhatsApp'tan genel bir özgeçmiş yollamıştı. Bir saniye. Arkadaşın aklına kalitesiz eleman arandığında o mu gelmiş? Onu mu demek istiyor? Abi aşırı vasıfsız birine ihtiyacımız var. Abi neden? 100 lira vereceğiz. Sen Donner Noble'sın arkadaş. Sen vasıfsız. 100 lira vereceğim. Bu arada Donner Noble yani. Vasıfsız bayağı evet. WhatsApp'tan genel bir özgeçmiş yollamıştım. İş görüşmesine gelin dediler. Fotoğraf istesene. Neden WhatsApp profil fotoğrafını CV'ye ekledin? O zamanlar yüzünün yarısını başka ponçik bir hayvanla tamamlayan popüler bir uygulama vardı. Ben de rakunu seçmiştim. Gittim iki direğen bir çekirdek heyecanla donladım. Böyle bu ne? Bu ne bu? Köpek mi, roko mu, insan mı, resminizi gönderin bize dedi. Sonra masasındaki imişleri çalıp kaçtım. Neden? Çünkü hırsız bir rakundum demiş. Çok tatsız. O Snapchat filtrelerin ilk çıktığı dönem. Hani bir ara çok herkes köpek tipindeydi. Tabii tabii. Herkes köpek oluyordu. Ben Snapchat hiç kullanmadım. Nasıl bir şey o ya? Kullanılıyor mu hala? Eski. Bitti işte. Artık. Evet. Instagram öldürdü onu. Hmm. Kalbine hançer saptı. Hançer saptı. Artık Instagram'da da köpek olabiliyorsun. Anladım. Ya da böyle ters dönmüş ağız falan oluyorsun saçma sapan. Ya da Super Zoom var. Benim en sevdiğim şey. Yani, sen devamlı onu yapıyorsun. Tabii tabii. Ve devamlı ağzına zoom yapıyorsun. Ağzına zoom'u kaldırdılar abi. Büyük travım var. Ağızdan kendin çıktığın bir filtre vardı. Onu kaldırdılar. Buradan Instagram yetkililerine sesleniyorum. Ağzımı açtığım zaman ağzımın içinden çıktığım o filtreyi derhal geri koyuyorum. Ama çok iyiydi. Ağızdan ağza filtresi. En güzel oydu. Onun yerine yok işte kadın çiçek tacı. Ondan sonra cıma yok burama şey adı nedir gökkuşağı. Ondan sonra cıma yaldız. Bir de ters ağız. Hiç yaramaz. Ters ağızlardan bir de onlarca koydular aşağıya. İki ağız sene önce olsa bundan hiç adamlar akman dışarı yapıyor. Ters ağzı bakmam lazım. Ters ağızlar çok çirkin. Geçen yaptım ben de. Şey var ama güzel artık böyle bir tane içeriye ekstradan fotoğraf çekip koyuyorsun. İşte bir şey yazıp etrafa 8 tane kendi kafamdan falan koymaya. Evet onu da gördüm. Tabii. Hayra bolu tatlısı ister misin? Aynen. Meczup demiş ki, meczup pardon. Meczup diye okumam da ayrı bir lezzet oldu. Herkes lise 3'ün sonlarına doğru staj yerlerini ayarlamış. Ben boşta kalmıştım. Neredeyse... Oğlum ağız içinden ağız açma var. Sana engellemiş olmasın aşırı kullandığın için. Gerçekten şu mi? Şu an bende çıktı iyi. Bak. Hakikaten var. Çok iyiymiş lan. Doktor Strange gibi takılıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Bence seni engellemiştir abi. Her gün 4 tane attığın için kendi ağzını şey ben ağzımdan açılmayı çok severim abi. Onu da ağzından açmışlar. Evet. Anladım abi. Yazıklar olsun. Bunu paylaş da bari sen videoyu çektiğimiz ortaya çıksın. Tamam.
Neredeyse her gün müdür yardımcısının odasına giriyordum. O da bana bulmaya çalışıyordu. Staj arıyor. Öğretmenler de beni övdüklerinden iyi bir yer ayarlamaya çalışıyordu. Yaz tatilinin sonuna doğru müdür yardımcısı bana mesaj attı. Okula gelmemi söyledi. Ben de bir saat sonra okuldaydım. Türkiye'de en önemli olan iki büyük şirketten adı Sağ ile başlayan elektrik sektöründe bana iş ayarlamışlardı. Yani Sağ bu arada o firmanın her şeye koyduğu Sağ yani bir yandan. Ama Sağ ile başlamıyor. Bitiyor ya Sağ ile bitiyor. Firmanın onlar. Adı Sağ ile başlıyor. Belki başka şirket işte. Hayır. Sancıklar. Onun elektrik firmasında başlamıştım diyor. Tamam işte Sağ ile başlamıyor. Elektrik firması Sağ ile başlamıyor. Holding tamam. Sağ ile başlıyor. Tamam. Ha, peki hadi öyle olsun. Evet. Sağ'ın kim olduğunu öğrendiğimize göre solumuza geçebiliriz diye. Sancaplar. Tarzı bir espri. Ben böyle kalitesini yapmam ya. Vallahi. Bok yapmasın. Hint filmi incelememizin başlarında çok güzel bir espri göreceksiniz. Allah Allah. Bana bir evrak verdi. İmzalat getir dedi. Kot tişört giymiştim. Saç baş dağınık. İşim hakkında pek fazla bilgim de yok. Gittim. Müdür odasında imzalatırken müdür konuşmaya başladı. Nasıl gidiyor falan diye. Ben de iyi diyorum. Dersler nasıl? Güzel falan filan derken. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Bilmiyorum. Hiç düşünmedim. Üniversite okumayı düşünüyor musun? 2 üniversite falan okumayı düşünüyorum. Peki hangi bölüm? Düşünmedim. Kendi bölümüme uygun bir şeyler okurum herhalde. Tabii. İyi o zaman. Biz seni en yakın zamanda ararız. Çıktım okula gidiyorum. Aklımda biz seni ararız cümlesi. Nerede kullanılırdı bu cümleyi ya diye düşünürken mülakat olduğunu eve giderken anladım. Abi. Ben sohbet ediyoruz sanmıştım. Kesin aramayacaklar diyordum. Ama telefonum hep yanımda. Girdim bilgisayara ararlarsa diye şirketin internet sitesinde hakkında bölümünü tarihini baştan sona okudum. Ezber yapıyorum. Tarihler, ortak şirketler, kurucular falan derken ezberledim çoğu şeyi. Bir yandan da inanılmaz inek bir adam belli yani. Ve aradan 2 gün geçtikten sonra aradılar. 1 saate kadar gelir misin diye. Heyecanlandım bu sefer gömlek falan giydim. Ezberimi gözden geçirip gittim. Yolda düşünüyorum öyle derse böyle derim. Böyle derse şöyle derim diye. Hiç şirketin kuruluş tarihini falan söyleyeceğim türde sorular sormadı. Haftaya gel başla dedi. Hocalar müdürü övmüş bunu belli ki. Nasıl lise stajı yani anladın mı? Orada ona fotokopi çektirecekler. Ne arayacak ki yani? Mülakat gerginliği çok tuhaf bir gerginlik ya. Çok saçma bir gerginlik değil mi? Hepimiz o yollardan geçtik şimdi. Ya tabii canım. Geçtim canım. Bizim üniversiteden biraz... mezun olduğumda ben böyle ayda 3 mülakata falan gidiyordum yani bir ara. Sonra sıkıldım. Baktım sadece mülakata gidiyorum. Bir de çok sıkıcı bir şey abi. Gidiyorsun tuhaf tuhaf insanlar. İşi yapacağın kişiyle görüşmüyorsun. Kimle görüştün belli değil. Tabii. İK'cı dediğin zaten ilginç insanlar çoğu falan. İK'cılara da bir laf etmeyelim de. Karşımıza aldık. İK'cıları karşımıza almıyoruz. Almıyoruz. Seviyoruz hepsini. Çöper CS demiş ki. Tamam. İzmir'de Tepecik adında bir muhit vardır. Genel olarak itin kopuğun serserinin toplanma mekanıdır orası. Ah, Tepecik'lileri karşımıza aldık. Evet yani onu Çöper CS'ye yüzünden. Niye bizim şeyde Tepecik'te oturuyor? Öyle bir örnek olsa keşke. Ömercan Tepecik'te oturuyor. Staj görüşmesi için 1,5 saatlik bir İzban yolculuğu yaptıktan sonra durağımda indim. Bana verilen... İzmir'de 1,5 saat yol gidilecek yer var mı ya? Tabii canım. Var Tepecik. Okey. Bana verilen bilgi doğrultusunda ofisi aramaya başladım ama yanlış bir yola saparak kendimi Tepecik Hastanesi'nde buldum. Hastanenin önü ana baba günüydü. Dayının biri bir genç bir kızı kolundan tutmuş, "O şerefsiz buraya gelecek!" şeklinde bağırıyordu. Sonradan öğrendiğime göre bir kız bir çocukla kaçmış, dayı da bekaret testi yaptırmak için hastaneye getirmiş. Büyük rezillik anlayacağınız. Bu bağırışın ortasında benim patronum aradı. Yani patronu olacak kişi diye varsayıyorum ben bunu. Ve ofiste beni beklediğini, neden gelmediğimi sordu. Yolu kaybettim. Açıklamalarını yapmaya çalışırken ben arka plan sesi şuydu. O bilmem ne etsin ne yaptığımı şerefsizini. Bu akşam ben öyle böyle şöyle şöyle yapmaz mıyım lan? Sansür koymak zorundayım bu cümleye. Ofisi bulduktan sonra gerekli belgeleri doldururken patronumun isteğiyle tüm ofise bu olayı anlattım. Profesyonel iş hayatımın başlangıcı böyle olmamalıydı. Oo bir de yapmış kapmış işi yani. Patronu niye anlattırmış ya? Ne bekar teslim yaptık. Hadi bütün ofisi anlat da bir gülelim. Hadi bir anlat. Bu nasıl bir... Nereye çalışmaya gitmiş onu yazmıyor değil mi? Yok. Bu kadar da değil. Labali labali. Ha, tiyatroya gitmiş herhalde ne bileyim. Benim leblebimi getir des. Biraz da miski miski bir şey getir. Şimdi anlat bakalım. Emir Sultan Erbas demiş ki... Oha.
Geçen yazın sonlarıydı. Taksim'deki vize başvurusu çağrı merkezi iç alımı yapıyordu. Normalde çağrı merkezi için başvurmazdım. Fakat üniversiteden 3 sene önce mezun olmam ve bu süre zarfında maalesef işte bulamamamdan ötürü başvuru yaptım. Dil mezunlarının hali çok zor. Dil mezunları yazmıyor. Dilcilere alalı çok oldu değil mi karşımızda? Dilciyim zaten? Yazmıyor ki abi. Hatta. Abi dilci tabii ki çünkü... 3 senedir iş bulamamıştı. Eyvah. Diyeceğim falan yazmıyor ya. Bakın ben bir şey demedim. Hayır, konsolosluğa başvuruyor ya, iki dil falan gerekir. Şimdi çocuk da dil öğrenmiştir. Üniversitede birçok defa seminer ve konferanslarda iş görüşmelerinde şöyle giyinin, şu şekilde konuşun ve bu şekilde davranın tarzında dersler almıştık. Bak işle ilgili dersler almıştık. Dilciliği yaramaz o dersler değil mi böyle? Tabii. Ben de bunun verdiği rahat... işletme mezunu belli ki. Tabii tabii. Ben de bunun verdikleri rahatlıkla şık bir takım elbise ve mükemmel bir tıraşla iş görüşmesine gittim. İş görüşmesi yapacağım kata çıktım. Kapıyı çaldım ve yaşı en fazla 20-21 olduğunu tahmin ettiğim genç bir bayan karşıma çıktı. Buyurun niçin gelmiştiniz dedi. İş görüşmesi için geldiğim bir şey değil. Düzelmedi can. Kız çok güzeldi demek ki. El ayağına girmiş. İş görüşmesi. Hangi pozisyon diye sordu. Yemin ederim çağrı merkezi kelimeleri o an aklımdan çıkmıştı gitti. Hani... Tam 5 dakika boyunca kıza hani böyle telefon ediyorlar. Bir dakika o gel. Hani bulutlar. Bum. Siz de cevap veriyorsunuz ya işte onun için şeklinde meramımı anlatmaya çalıştım. Kız en sonunda anladı ve beni içeri attı. Ama ben o sırada kendime yumruk atmamak için zor tutuyordum. Abi bu arada kızda da iş yok ama ne anlamıyorsun? Hani birileri arıyor diyor tamam çağrı merkezi diye verirsin. Ya yani. Çağrı merkezi değil mi abi orası? Çocuk da çaycılığa geldi ya çağrı merkezi evet, pozisyonuna geldi. Neye gelecek? Takım falan giydiği için ciddiye almış abi. Evet, ha, satışçı falan zannetmiş. Muhtemelen. Neyse mülakat başladı. İçeri iki bayan girdi. Mülakat gayet güzel bir şekilde ilerlerken benim daha önceden cep telefonuma eklediğim ve su içmem gerektiğini hatırlatan programda yüksek sesle lıkır lıkır şeklinde su sesi fırladı. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Su sesi water sound seutilima. Deren kullanıyordu bir adam. Benim beynimden kaynar sular indi resmen. Yerin dibine girdim. Allah'tan kadınlar anlayışlı çıktı da gülümseyip geçtiler. Lan tam... çünkü önemsiz bir şey ya. Ne alakası var? Buradan da yani tüyo verelim. Ay cep telefonundan su sesi geldi. Ay! Bitti o iş. Böyle kaybetti. Şey... Ne yapıyorsun oğlum? Neye geriliyorsun? Evet ya gerilmeyin. Böyle şeylere gerilmeyin. Kadın da şey mi yapsın? Kusura bakmayın. Bir şey söyleyebilir miyim? Can. Çıkarken kadın neyi devirdi öyle? Ya işte ne varsa orada. Öyle kızdı yani. Tabii. Rezalete bak biz buraya aday arıyoruz iş görüşmesini alacak. Sizin cep telefonunuzdan su sesi geliyor. Böyle bir rezalet görmedim. Yani kaynar su. Aşağılık insan seni falan. Kaynar sular inmesine gerek yok. Abi yani. Neye geriliyorsun abi? Anlayışlı çıkmışlar ya. Verip vereceği 3 kuruş para verip seni ölü gibi çalıştıracaklar. Onlar sana şey yapsın. Tam oğlum, görüşme bitti. İş dünyasını karşımıza komple. Ama çağrı merkezi dediğin öyle bir şey değil mi? Evet. Yani bayağı para karşılığı akıl sağlığını satıyorsun. Öyle zor. Hem de yani akıl sağlığını ucuza satıyorsun. Çok ucuza satıyorsun hem de yani. Tam görüşme bitti kurtuldum bu rezillikten derken aylar önce YDS sınav başvuru tarihi geldiğinde hatırlamam için kurduğum ve sınava başvurduğum zaman gaza gelmek için Avengers temasını seçtim müzik çalmaya başladı. Yemin ederim o odadan çıkmak için yürüdüğüm o adım bana 1 kilometre gibi geldi. Şimdi ne diyoruz? Mülakat odasından resmen Avengers müziği eşliğinde çıkıyordum. Ama çok karizmaymış. Evet yani. Hoşçakalın. Uçum gidelim. Evren sanki bu işe girmemem için bana işaretler gösteriyor. Sen Avengers çaldın diye almazlar seni işe. Eğer şayet seni işe almadılarsa inan Avengers müziği yüzünden değil kardeşim. Fakat yine de girdim. Çünkü çağrı merkezi. Abi çağrı merkezi dediğin şey zaten herkes bir işe alır. Sonra onlar ölünce çıkarır. Başka da bir işe alır. Devdaim vardı. Ama bir hafta sonra işten çıktım. Call center hakikaten zor bir meslek. Lan tabii ki. O günden sonra call center'da çalışan arkadaşlara hep saygılı konuşmaya çalıştım. İyi ki de çıkmışım. Öyle. Çünkü şu an daha iyi bir iş buldum ve mutluyum. Bu arada yani smiley. Çağrı merkezidir, call center'dır falan orada çalışan arkadaşlar. Yani şakasını falan yaptık da abi işler çok zor biliyoruz. Sizin de elinize sağlık. Bak garson, komi, motokurye,
telefon center, işte çağrı center, call whatever. Center. Deren çalıştı biliyor musun? Daha şey okulundan yeni. Üniversitede benim de çok arkadaşım çalışmıştı abi. Abi kız akıl sağlıklarını kaybedip geri geliyorlar gerçekten. Ağlayarak, bir de gece nöbet falan oluyor onların ha. Böyle. Gece gidiyorlar işte bugün diyor saat gece 2 ile 6 arası oradayım diyor. Bir de anasının nikahında bir yerde. Abi gece beni ağlayarak arıyor kız. Ve az önceki geri zekalı adam yüzünden bu. Tabii tabii. Ben de o denen beni işte bu kadar ağlayınca şey yaptım. İşte ben de o arkadaş gibi artık hep kibar kibar davranıyorum. Biliyorum ne yaşadıklarını yani onları. Burak Öngen demiş ki, Öngen. Yıllardır CV'de Almancayı başlangıç seviyesinde bildiğimi yazarım. Almancayı yazmamın tek nedeni lisede bu dersi görmüş olmamdı. Ama ne ders? %99'u boş, %1'i de tipik renkler, sayılar, adın ne gibi basit Almanca gramerinden ibaretti. Nereden bilebilirdim ki bir gün çok büyük bir şirkete girdiğim mülakatta bunun bir sorun olacağını? Mülakata girdim. Biraz konuştuktan sonra karşımdaki emekli general tipli sinirli bakışlı o üretim müdürü Almanca biliyormuşsun. Bana kendini Almanca tanıt bakalım dedi. O an filmlerdeki şok olma durumunu aynen psikolojik olarak yaşadım. Bir an etraf karardı. Adamla aynı kadrajda baş başa kalmıştım sanki. Sonra o karanlıktan şu klişe çekti. My name is Burak. Ve bir süre sonra bakıştık. Ağzından başka kelime bekliyordu. Ama kafamda o an sadece ben Almanca ben öğrenciyim klişe lafı vardı. Başka bir şey de yoktu. Öğrenciyim desem artık öğrenciliğimin üzerinden 8 yıl geçtiğini daha önceden söylemiştim kendisine. Nasıl olacaktı? Ben de ne yapayım? Almanca sayıları saymaya başladım. Ay. Çok acımasızlık var artık ya. Ya çok yazık ya. Ay ne ayıp ya. Adam da her sayı söylediğinde kafa sallamaya başladı. Aynen birinci sınıf okumayı çözen öğrenci öğretmen muhabbetine döndü olay. Ay sonra yeterdi. Demek ki neymiş dedi. Neymiş dedim. Bilmediğimiz şeyleri biliyormuşuz gibi CV'ye yazmıyormuşuz diye kapağını yaptı. Ay. Usulce mülakat için teşekkürler dedim kendisine ve dönmemek üzere ortamdan yavaşça sıyrıldım. Abi inanılmaz. Ay, inanılmaz. Ya çok tatsız. Adamın verdiği cevap efsaneymiş ama. Demek ki neymiş. İyi şey yapmamış. Her hazır değil bir ay. Anladın mı? Şey de yapabilirmiş adam bu arada ha. Mülakatın bundan sonrası Almanca devam edeceğiz falan diyor. Oh. Çok çok, yani Almanca kendini anlat demiş en basit. Ya arkadaşlar işte böyle durumlarda tuhaf tuhaf gerilip de böyle dünya başıma yıkıldı öldüm işte koca kadrajda tek başıma kaldım falan. Adama sen orada deseydin ki ya hocam ben ilkokulda gördüm ne işte lisede gördüğüm kadarıyla yazdım onu. Hani Almancayı çok aktif kullanmıyorum unutmuşumdur. Hani pozisyon için gerçekten gerekecekse de çalışır geliştiririz falan desen. Anladın mı? Kime ne anlatamıyor? Yani bu kadar girmeyin lan. Abi ilk anısı anladım. Öyle düşün. Ama ilk anısında bunu yaşamak da güzel bir şey. Tabii çok. Tabii. Ama bundan sonra da iş görüşmesi travması olup hayatına işte sadece şey baş garsonla görüşüp hemen girebileceği pozisyonlarda devam etmeyi de seçebilir yani. Tabii ki. Almanca sayıda. Hemen gel başla inşaatta böyle falan. O günden sonra bir daha iş görüşmesine giremedim. Ama yani ya ben kendimi anlatamam kusura bakmayın deyip sayıları sayma çabası açık çok ben, efsane yani. Bence de çok iyi cevap. Makro Fer demiş ki en kötü mülakat anım şudur. Niye bunu açıklamışsa başta? En kötüsü abi çünkü geri kalanları da rezalet geçiyor ama bu en kötüsü. Ortaokul son günleri o zamanlar SBS denen sınav var. Benim zamanımda 6, 7 ve 8. sınıfta giriliyordu. Ama benim sınav sonuçlarım gitgide düşüyordu ve o dönemlerde polis olmak istiyordum. Son sınava girmeden önce Mart'ta yapılan polis koleji öğrenci seçmelerine kaydoldum. İlk yazılı sınav sonra bedensel bir sınav, en sonunda sözel bir sınav yapılacaktı. Yazılı ve bedensel sınavı iyi bir şekilde geçmiştim zaten. O dönem basketbol oynadığından bedensel olarak iyiydim. Kolaydı yani benim için. Sonra sözel sınav için bir gün verdiler. O gün geldi çattı. Babamla arabaya atladık. Gidiyoruz sınav yerine. Babam yolda benim motive edici konuşmalar yapıyordu. Şöyle aslansın, böyle katlansın. Seninle gurur duyuyorum. Oğluma bak be vesaire gibisinden. Beni motive edip gaza getiriyordu. Sınav yerine 10 dakika yolumuz kalmıştı ki kaza yaptık. Bizim arabanın frenleri boşalmış. Kırmızı ışıkta bekleyen bir Şahin araca vurmuştuk. O çarpışmayla birlikte ben kafamı torpidoya vurdum ve bayılmışım.
Gözümü açtığımda hastanedeydik. Annem karşımda gözümü açtığımı görünce ağlayarak yanıma geldi, sarıldı. Şükür iyisin oğlum dedi. Ben anneme, annem ne oldu sınav babam falan diye sayıklamaya başladım. Annem de sınav geçti oğlum, babanın bir şeyi yok dedi. İçim hem rahatlamıştı babamı yediği ama sınavı kaçırdığıma diye üzülmüştüm. Artık polis olamayacaktım. O kadar emek çalışılmaya vesaire bir kazaya kurban gitmişti. Hastaneden çıkınca bu sefer 3 ay kala SBS sınavına çalışmaya başladım. Sınav günü gelince sınava annem zorla yine babamla beni gönderdi. Orada yolda babamla hiç konuşmadık. Babam arabanın bakımını da sınavdan 2 gün önce full yaptırmıştı. Gözü yolda arabayı özel şoför edasıyla sürüyordu. Sınava gireceğim okula geldiğimizde ben tam arabadan inerken kolumdan tutup oğlum bu polis sınavı için, olayı için özür dilerim. Arabayı bakıma göndermeliydin dedi. Ben de sorumluluk baba kader buymuş dedim. Böylelikle sonuç olarak polis olamadım ama SBS sınavı sonucunda son sınavdaki iyi puanımla Ankara'da iyi bir lise kazandım. Sonrasında da şimdi üniversitede tarih bölümü okuyorum. Üçüncü sınıfım şu an kader işte demiş. Geçmiş olsun mülakat ama. Mülakatı nasıl nerede? Geçmiş i̇şte, olsun ama. Mülakata kötü oldu. Mülakata girememiş ki işte. Mülakat sınavı o ya. Yani sözel mülakat sınavına gidiyormuş. Ha. Okay. Yazılı sınavı geçmiş, bedensel sınavı geçmiş. Mülakata gidiyormuş en son. Neydi bu arkadaşın adı? Ne var ya? Allah Allah. Kapattı o, dur. Kapattı, okey, tamam. Birazdan bir sonraki yorumda açılır. Kader değil, ihmal. Arada bir de... Kader demeyin şu şey. Yaptırsaydı olmayacak. Kader. Kader değil. Tabii. Not Kismet. Fate. Kismet. Nerede vardı o? Hangi filmde diyordu onu? Benjamin Button'da abi. Kismet. Diyorlardı ekrana doğru böyle. Ne oluyor diyor. Türkçe mi? Kismet. Türkçe'ye de değil işte, tuhaf bir şey. Kismet. Kusmet. Gerçeğe kısmet bunu. He, kısmettir onun adı. Eren Koç Yiğit demiş ki niye böyle oldu? Evet, sana ne oldu? Ne bileyim. Avradan etkilendi. 2 sene önce İzmir 9 Eylül'de müzik teknolojileri bölümü sınavlarına girmiştim. Müzik teknolojileri ha? Evet. Bu ne ilginç bölümler var? Niye aklıma direkt Daft Punk? Yani bayan bir müzik teknolojisi değil mi? Bası drop etme falan. Sınavı var hani, anladın mı? Bunlar da belki mühendisdir hocam. İndir oğlum bası, indir. Cahil cahil yorumlar yapıyoruz şu an. İnsanın aklına böyle şeyler geliyor. Bence bu mühendis işte abi, ses teknolojileri yapıyor. Tabii. Hayır işte ses teknolojisi, o zaman dedim müzik teknolojisi ya. Hani abi mikrofonlar açık mı? Ben bilemem. Bir şey çalarsanız yardımcı olabilirim ama. Sınavın yapıldığı oda ve adayların olduğu yer arasında bir bölme vardı ve kesinlikle sırası gelmeyenleri oraya almıyorlardı. Bizim milletimizde kesinlikle sıra mantığı olmadığı için herkes kapıya zombi sürüsü gibi yanaşmış ve görevler dahi kimse takmıyordu. İşin sıkıntılı tarafı sabah 8'de orada ayakta beklemeye başlayıp akşam 5'e kadar kalmamdı. Üstelik sınav 2 aşamalı olduğu için bu eziyete 2 kere katlanmak zorunda kalmıştım. Daha fenası camlar öyle bir dizayn edilmişti ki neredeyse tüm gün güneşi içeri alıyordu. Bütün adaylar birbirine çok yakındı ve terlemeye başladı herkes. Ben de klasik olaraktan jüriye ayıp olmasın falan diye siyah pantolon ve gömlek giymiştim. Aklıma sıçayım. Benden başka herkes tişört şortla gelmişti. Herkes terliyordu ama benimki ayrı bir boyuttaydı. Zaten 20 yıllık Ankaralıyım. Nem nedir bilmem ben. Kaybettiğim su miktarı Ankara'nın deniz ihtiyacını karşılayabilirdi sanırım. Onca saatin vermiş olduğu yorgunlukla ter kokusunu osuruk ve o kadar ergenin olduğu ortamda farklı kokular takip ediyordu doğal olarak. Hem sınavı vermek istemiyor hem de beynimin yavaşça eridiğini ve böyle giderse sınavı bok edeceğimi düşünüyordum. Üçüncü bir aşama eklenmiş gibi farklı bir sınav veriyordu beynim ve vücudum. Kimseye ayıp olmasın diye sona kadar öne geçmeye çalışmadım. Kafama edeyim, keşke direkt girseydim. Sondan bir önce girdim sınava. 2 aşamada. Müzisyenler ve bazı tiyatrocular bilir. İlk aşamada piyanonun yanında kulak sınavına giriyorsunuz. Sınıfa stüdyoya girdim. Şey mi böyle? La falan. Piyano öyle veriyorlar. Ha. Sen de onu ses şeyle veriyorsun. Sesini. Kulağı var mı? Yani sonra da bir şeye basıyor. A yaptırıyorsun falan. Ya da sonra ikilisini üçlüsünü geliştiriyor. Tamam. Sınıfa stüdyoya girdim. Jürilerden not tutan birisi dürümünü yerken bir diğeri çayını içiyor.
aynı anda benim puanlarımın yanındaki not kağıdına yazıyordu. Ve bunların hepsi bunların hepsini kaydeden bir kamera vardı. Nutkum tutulmuştu. Daha da kötüsünü ikinci aşama sınavında yaşadım. Hepsi Jedi konseyi gibi etrafımı sarmış sorular soruyordu. Kendimi gemi tahmin etmeye çalışan Anakin gibi hissettim. Bir diğer taraftan da aklıma Lord Elrond'un divanı geldi. Hepsi yüzüğü yok etme gayesinde senelerini kendi dallarında uzmanlaşmaya vermiş kimselerdi. Bense yüzüktüm. Tabii bunları düşünürken jürinin bana sorduğu soruyu kaçırmış olmalıyım ki hepsi bana bakıyordu. Siz olan geyikliğinizin yeri geldi mi bastırın. Onları dinlemediğimi anlamamaları için soruyu tekrar isteyemezdim. Birkaç saniye bakıştık. Sonra başka şeyler sordular ve sonunda mülakat bitti. Ya çok tatsız ya. İşte hep kendi gerginliklerinin şey oluyorlar abi. Sorsana tekrar. Ya deyin kusura bakmayın, sabahtan beri dışarıda bekliyorum, biraz yorulmuşum. Soruyu bir daha alabilir miyim? Bir an kafam döndü de. Al soruyu. Hayat... Bak bu gerginlikleri, bu mülakatlar sırasında ya da öncesinde aşamazsanız iş hayatında sike sike aştırtacaklar size. Daha mutsuz olacaksınız. Önceden aşın onları. Ama yani. Velakin şunu söylemek isterim ki bu gibi tiyatro falan sınavlarındaki jüri pis. İnanılmaz pis oluyor. Karanlık. Tabii. Karanlık jüri. Evet, o yüzden yani böyle hepsi yüzü yok etmeye çalışan adamlar gibi oluyorlar. O yüzden bu çocuğun gerilmesi çok doğal. Şey tarzım böyle, seni niye alalım müzik teknolojileri bölümüne, sen kimsin ki göt falan tarzı mı? Evet. Bu kadar değil tabii. Göt demiyorlar mı? Yani bunları bakışlarıyla ifade ediyorlar, evet, daha evet. Çok yani böyle. Sen onlar için böyle lahmacunun içinde yanmış soğan parçası gibisin. Bir de böyle anladım. Düşünsene. Mesela şey de çok önemli. Böyle bir mülakatta ilk biri geliyor, ona olan tavrıyla yüzüncüye olan tavrı aynı değil ya adamın. Ablan çok yorulmuş artık, evet. Seni öldürüp gitmek istiyor değil mi? Bir de böyle? Mesela sen orada kim bilir aynı şeyi kaçıncı söylüyorsun mesela. Bir tiyatro mülakat olsa yine Shakespeare'in şu tiradı. Yine mi Martı? Sıçacağım Martı'sına vaziyetine geliyor adam. Martı ne? Martı işte. Stairway to Heaven gibi bir şey mi? Evet, aynen öyle bir şey. Çehov'un çok tekrarlanan. Tirat plus tiratlı oyunları. Klasik. Birkaç tane tirat var. Zaten böyle bir kitap var. Mülakatlarda kullanmak için tiratlar falan tadında. Gerçekten. Bir kitap var. Evet, evet. Var var öyle bir şey. Yüz şey mülakat tiradı. Ben peki şey anlamadım. Bu çocuk müzik teknolojilerine girmek istiyor. Niye tirat yaptırdılar bu çocuğa? Yok yok, yok, buna yaptırmadılar. Genel olarak bu, yani. Anakin gibi soru sormuşlar. Bu çocuğa şey yapıyorlar. Kablo mablo veriyorlar. Jack veriyorlar. Bunları bağlar. Bu nedir? Kablo. Alalım bu çocuğu. İlaç, ilaç. İşin ilginç ve komik tarafı o sene kontenjanın 15 olması ve benim 15. olmamdı. Amaçlarını anlamadığım bir şekilde kontenjanı 14'e çektiler. Sonuç olarak kazanamadım. Çok tatsız. Seneye tekrar girerim. Daha iyi çalışırım kızıyla tekrar girdim sınava. Tecrübeli olduğum için bu sefer tişört ve şortla gelmiş, sıranın en önüne atlamıştım. Bir sene sonrası mı bu? Evet, evet. Ulan insan bir sene böyle bir şey bekler mi? Bir sene lahmacun yiyerek yaşamış ya. Hakikaten. Niye böyle lahmacuna tanıdıysam ben bu bölüm? Müzik teknolojileri okuyunca ne oluyor abi? O bir senede öğrenemez miydin sen o işi? Daft yani... Punk oluyorsun abi. Niye sen bırak? Maske takıp DJ'si. Hayır, bizim abi müzik teknolojisiyle amfi var. Bak, işte, anladın mı? Tamam, biraz öyle değil mi ama yani? Öyle duyuluyor ama. Git bir yere, bilinir. Git bir organizasyon şirketine, iki gün sesçinin yanında çalış. Biraz bir şeyler kap bu arada. Bu arada öyle yani. Anladın mı? İşte belki pedal medal tasarlar. İşte luthier pedal olur. Tasarlar ha. Pedal tasarlama. Jim Dunlop'a girer Amerika'da. Ama onlar anladım. Şeye falan da giriyor abi. Ne bileyim işte endüstri ürünleri tasarım tamam, falan yani da giriyor. Tamam, küçümsediğimden söylemiyorum da yani bir sene de insan bölüm beklemez ya. Ne iş yapacaksan ona başla işte abi. Anladım anladım. Doğru. Belki yapmıştır bu arada, gerçi söylemedi. Stüdyoda falan öğreniyor millet. Biz onu da işte girdi... belki teknik olarak öğrenince abi, bambaşka yaklaşıyorsun belli ki. Yani. Biz girdiğimiz bütün mülakatları hemen aldığımız için ama böyle işte dünyayı bilmiyoruz yani. Belki de insanlar bekliyorlar yani. Evet. Abi, neyse, sonuç olarak kazanamadım. Seneye tekrar girelim daha işin bilmem ne falan filan. Sabah gidiyor ha. Sıranın en önüne atlamıştım. Geçen sene yaptığım hataları bu sene yapmamıştım. Bir senedir güzel sanatlarda okuyorum demeyi çok isterdim ama yine kazanamadım. Ben de bu bölüme yakın bir bölüme YGS ile giriş yaptım. Hacettepe'de sahne ve gösteri sanatları teknolojisinde okuyorum. Ulan yine müzik teknolojisi deyince aklıma bir şey geliyordu da. Sahne ve gösteri sanatları teknolojisi şey değil mi? Perdeyi daha hızlı açmalıyız, daha hızlı. Bir dakika, sahne ve gösteri sanatları teknolojisi mi var? Evet, sahne evet. Ve gösteri Allah sanatları Allah. Yönetimini biliyorum da. Ben de yönetimi teknolojilerine gibi... ne yapıyor ki? Işır vicir dönen işte İrfan Işık diye böyle firmalar oluyor ya. Onlardan birini böyle ya da şey, patronunun altında sigara çay içerisinde çalışıyorsun. Konser yani. Sırasında arkaya Winamp açıyorlar ya böyle görüntülü, anladın mı? Onlar bana acaba?
Başkasının teknolojilerini satıyormuş gibi değil mi sanki? Bir dükkanmış gibi. Dur yani. Sahne ve görsel sanatlar teknolojileri. Sahne ve gösteri sanatları teknolojileri. Abi bir sürü sahnenin teknolojik kısmı da var. Işıklarmış. Var abi var tabii benim gücümde. Sahne kuruyor herif mesela belli ki değil mi? Mesela bu adama diyorlar ki abi sen bu işi okudun. Sahne kur. Güzel bir matkabı. Mesela Pink Floyd diyor ki, Pink Floyd diyor ki ben şöyle bir sahne dizayn ediyorum. Her şey olmak istiyorum. Evet, evet. Mesela diyor ateş çıksın istiyorum. Ne aradın işte? Abi diyor onun için gapling var, onu aldık ben artık. Abi uçak indirebilir miyiz sahneye? Tabii diyor, bak o ipi çektik mi? Hop. Abi bulduk biz bu işi tamam, ya. Tamam. Güzel işmiş bu. Güzel iş aslında ha. Ama Pink Floyd'da çalışıyorsan güzel. Ama piyasası çok yoktur. Burada en fazla burada gülben, yani böyle anda Gülben Ergen halatlar bağlıyorsun değil mi böyle? Burada kolay gelsin kardeşim ne diyelim. Ya böyle mi konserleri Gülben Ergen'in? Evet evet halatlı konseri vardı böyle çok. Uçarak bir... gelmiyor sonra mu? Ondan sonra ısıtayım gidip işte Malatya'da kıraç konseri. Kadıncağız gergin sallanıyordu böyle, o kadar gerginin yüzünden belliydi ki. Bak yazın öyle bir şey var mıydı ya? Gülben Ergen'in uçtuğu konser diye. O kadar keyifsiz uçuyor ki. Var mı gerçekten böyle bir şey? Ben bilmiyorum ya. Vallahi var ya. Böyle bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Halatlar da uçuyorlar Gülben Ergen'e ama orada kamera falan çekiyor böyle yani. Niye böyle bir şey girmişler ya? Gülben Ergen prograk mı yapıyor anasını satıyor? Epik bir hikaye anlatımı mı var yani? Sen sevdin beni, ben sevmediğim falan. Seyirciler atlamış. Yani. Yok bir ara şey vardı ya. Niye Kylie Minogue da sahneye robot kostümüyle falan geliyordu. Bir ara abartmıştı popçular, hatırlıyor musunuz? Abi, İyi Kylie de Gülben Ergen'in uçarak gelmesi hayır, çok da... Kylie Minogue da saçma abi. Kylie Minogue böyle bekliyorsun nerede falan diye. Yerden böyle bir robot çıkıyor. Küt küt diye böyle dansçılar kollarını ayırıyorlar. Robotun içinden çıkıp... Yine düz şarkılarından birini söylüyordu bir şey yani. Aynı şeyi Michael Jackson için de söylesene hadi. Oğlum Michael, o da popçu. Hadi. Michael Jackson dediğin adam... Bak Michael Jackson... Bak. Bak Michael evet, Jackson dediğin yapmayın, adam... Can Bey. Michael Jackson dediğin adam... işte bu teknolojiler bölümünden mezun olacak adamın yapacağı işi yapmış. Adam gitmiş topuğunu yere sabitlemen için kanca icat etmiş. Şeyini de almış. Patentini almış. Hala bugün kendisindedir yani. Yani o meşhur hareketi... Öyle halatlarla kendini sallandırtmamış. Ya. Sen bugün Michael Jackson'a laf ederken bilerek konuşacaksın. Ya tamam. Ya Can Bey, Can Bey. Koskoca Michael Jackson. Gülben Ergin'e laf edemezsin. Ben belki mi temsil ediyorum burada? Hiçbir fikrim yok. Gülben Ergin'i temsil ediyorsun galiba sen. Peşmirleri temsil ediyorsun. Ama işte hayaller Michael Jackson sonuç kıraç oluyor ne yazık ki. Bölüm 2 senelik ses, ışık, elektrik ve metin çözümlemeleri gibi dersleri alıyoruz. Metin çözümlemeleri nasıl bir şey onu hiç anlamış değilim ya. İşte metinleri alıyor. Abi bunlar burada bunu demek istiyor hem falan. Tiyatro okuyorlar hem de elektronik okuyorlar aynı abi, anda. Tabii tabii. Allah şimdi Allah. İse dikey geçişle sinema televizyon okuma gibi bir düşüncem var. Umarım kazanamam bir işe yarar da güzel bir şeyler becerebilirim. Not yazdığımı tekrar okurken Can Türkdoğan'ın sesi ve okuyuş tarzıyla okumuş benim. Sonradan fark ettim elim ayağım titredi demiş. Ben böyle yorumları hep demiş diye bırak bitiriyorum çünkü. Parantez içinde demiş yazmış. Çok güzel bir ayrıntı ya. Bayıldım. Çok sevdi seni. Hadi hadi kayırdı hadi seni belli ki. Kayırdım seni demiş sayesinde kazandın. Ama yemiş verseydin daha çok severdin. Ay gitme. Medyum memiş. Bir şey söyleyeceğim. Böyle kötü kötü espriler yapıp sonra benim üstüme atmayın ha. Evet abi. Çevreden hiçbir suçu yok yani şu an rezalette şu anda yani. Ben gayet zekice veya epikçe yapmaya çalışıyorum bu işi. Haftaya ne soralım biliyor musun? Ne soralım? Bir süper gücünüz olsa ne olsun isterdiniz klişesine geri dönelim. Çok öyle oldu. Neredeyse 2 yıl oldu. Ben. Tabii doğru diyorsun. Yıllar geçti. Ona. Yıllar geçti. Bak ben aksakalım artık. Falan. Hadi o zaman. Hadi haftaya. Sonra da kendime premierde beyaz sakallı yapmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar yaşlandırma başlayacak. Tekniğiyle. Yaşlandırma tekniği. Hadi şimdi tavuk yiyelim çünkü ben çok acıktım. Öyle mi diyorsun? Ha, yani saatimiz aç mısınız siz? Seyirciye soruyorum şimdi oğlum. Aç mısınız siz? Hadi gelin o zaman. Adresi veriyoruz. Hadi bizle gelin ve şimdi yemek vlogu. Abi o değil de Gülben Ergen şarkısı fena kafamda dönüyor şu an. Hangisi be? Herkes kendi... Uçacaksın. Havalara uçacaksın. Var ya lan bütün her şeyin olduğunu. Şöyle kötüydü ya. Ama bak hadi hoşçakalın. Hadi hoşçakalın. Gelecek hafta ne yazıyorsunuz? En güzel süper güçlerinizi yazıyorsunuz. Unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanalımıza abone olmak istiyorsunuz. Bu elimde tuttuğum kişi de Fin'dir. Kafasını kopardım. Buyurun. Fin yani son. Aa doğru. O zaman baştan oluyor musun? İyi miyiz? Ama şimdi bu noktada kapatıp da süper gücünü yazıp da kriptonitini yazmayan olacaktır belki de.
O zaman siz sonuna kadar izlememiş olacaksınız. Sadece kriptonite olanları alacağım. Sonuna kadar izleyenler. Paşam benim be. Helal olsun be. İşler beni sen izliyorsun be. Helal olsun be. Helal olsun. Helal olsun. Helal. Helal olsun. Halkımız sizinle gurur duyuyor.